örneğin. Bayağı bir park sorunu var. Yani öncelikle Meriç kenarı olabilir. Yerel seçimleri kısa bir süre kala siyasi parti adaylarının Edirne için vaatlerini sıraladığı bir dönemde Edirne'nin öncelikli sorunlarını vatandaşlara sorduk. Edirne'nin diğer şehirlere göre fazla yatırım alamadığını belirten vatandaşlar, altyapı, ulaşım gibi birçok sorunun bulunduğunu belirterek en önemli olanlarını şöyle sıralıyor. Vallahi bence pek bir sorun görmüyorum ben. Sorun yok mu? Bence yok. Yani belediyecilik belki birazcık daha, ulaşım birazcık daha güzel olabilir. Ben kullanmıyorum pek ama yani ulaşım birazcık daha tramvaydır veya daha toplu taşıma, daha farklı bir şekiller getirilebilir belki. Başka da bir şey yok bence. Ya Edirne yani yıllardan beri bayağı bir park sorunu var. Edirne'ye gelen misafirler tuvalet sorunu ihtiyacı mesela. Ne bileyim, daha Edirne'nin çok sorunları var aslında da şimdi bu şeyde söylenecek gibi değil. Seçimlerden daha sonra daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Edirne çok geri kaldı. Bir Osmanlı başkenti olarak Edirne çok geri kaldı yani. Bildiğim kadarıyla Edirne'de sanayi yok herhalde. Memur kesimi. O yüzden nüfus artışı falan olmuyor genelde. Halk memnun ama ya genelde yani. Bence hiçbir sıkıntısı yok gibi. Kültür salonunun olmasını isterdim. Çocuklar için daha çok faaliyetlerin olmasını isterdim. Bu kadar. En öncelikli olan. Yani öncelikle Meriç kenarı olabilir. O kadar. Benim önceliğim. Bence ulaşımda bir sıkıntı var. Artı nehirleri iyi değerlendiremediğimi düşünüyorum ben. Geçmiş ülkelerde nehirler yani insanların refah alanlarını oluşturuyor. Çarşıları oluşturuyor. İşte dinlenme alanlarını oluşturuyor. Bizim nehirler bildiğimiz gibi boşuna akıyorlar. Şehrin yine atık sularının iyi temizlendiğini düşünmüyorum. Onların temizlenmesi gerektiğini inanıyorum. Toplu taşımacılığa ihtiyaç var. Yani ulaşımda sizce nasıl bir sorun var? Yani ulaşımda bilemiyorum. Yani sabahın köründe insanlar 15 kişi, 20 kişi, en az 30 kişi bin minibüse dolup işlere gitmeye çalışıyorlar. Oysa raylı sistemle bu çözülebilir diye düşünüyorum ben. Metro sistemi de olabilir. Tabii bu yer altında olmadığı gibi yer üstünde de olabilir. Tarihi bir mekanda olduğumuza göre belki yer üstünde olması daha uygun olacaktır ama yani kesinlikle taşımaya bir çözüm getirilmesinden yanayım. Bence de trafik. Çünkü trafiği her zaman özellikle iş çıkışlarında çok sıkışık olduğunu beraber yaşıyoruz. Görüyorum yani. Aynı şeyleri. Valla Edirne'ye sık sık gelen bir insanım. Çevresel şehir merkeziyle ilgili aslında çok çevresel bir sorun yok da şehrin dışıyla ilgili çok fazla yatırım olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz önce gezdim zaten. Özellikle altyapı ve yatırımlarla ilgili evet sorunlar var. Öncelikle sorunu sanki kaldırım taşlarıymış gibi sürekli sökülüp çıkarıldığı için hoşnut bulmuyorum. Hayvanlarla ilgili çok çalışma olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla başıboş hayvan var özellikle son zamanlarda. Onu düşünüyorum. Dikkat edildiğini düşünmüyorum buna. Çok fazla yatırım yapıldığını da düşünmüyorum. Hani halka uygun. Bence hangi parti gelirse gelsin halka uygun, halkın isteklerini göze alacak şekilde davranmalı. Halkın parasının daha düzgün kullanılması gerektiğini düşünüyorum kısacası. Sosyal aktivitesi bol olan yerler üretsinler. Bence. Saraçlardan başka gidecek yer yok. Ya yurtlarda bayağı bir sorun var aslında. İnternet sıkıntısı olsun. Ondan sonra ya çok sorun var da ben anlatamıyorum. Sence? Bence ulaşımla ilgili daha çok yeni şeyler yapılabilir Edirne'ye. Daha çok metro, böyle değişik şeyler, hani tarihi yerlerin tanıtılmasıyla ilgili şeyler de yapılabilir. Yani bu şehrin daha güzel tanınması lazım bence. Hani Osmanlı'nın başkenti olduğu için tarihi bir başkent. Daha çok değer verilmesi lazım. Hizmetler konusunda ben yeşil evlerde oturuyorum. Daha bizim kaldırımları bile yapmadılar. Kaç seneden beri duruyor yani. Güneşim sitesine karşı ama oraları bir türlü yapmadılar. Bir de oradan taşlar yuvarlanıyor yani. Elimde olsa süpüreceğim, düzleyeceğim ama yani ondan şikayetim var bir tek.